بسم الله الرحمن الرحيم. بسمه من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدد حروف رسائل النور المكتوبة والمقروءة والمتمثلة في الهواء إلى يوم القيام. آمين. aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye ve İmaniyede ihlaslı ve kuvvetli ve şanlı arkadaşlarım. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ve hamd ederim ki, İhtiyarlar Risalesindeki ümidimi ve müdafaat Risalesindeki iddiamı sizinle tasdik ettirdi. Evet, Lillahil l-hamdu bi'adedi zerrati minel ezeli ilel ebed. Sizin ile otuz bine mukabil gelen otuz Abdurrahman'ı, belki yüz otuz, belki bin yüz otuz Abdurrahman'ı risalet Nur'a ihsan etti. Hem unutulmayan, her vakit yanımda bulunan kardeşlerim, Risale-i Nur'a sizin gibi pek ciddi sahip ve muhafız ve varis ve hakikat bin ve kıymet şinas zatların benim yerimde benden daha kuvvetli ihlaslı olarak vazifeyi kur'aniye ve imaniyede çalıştıklarını gördüğümden kemali ferah ve sürur ve itminan ve istirahati kalp ile ecelimi ve mevtimi ve kabrimi karşılıyorum bekliyorum ben sizi yazılarınızda ve hatırımdan çıkmayan hidematınızda günde müteaddit defalar görüyorum ve size olan iştiyakımı tatmin ediyorum. Siz de bu biçare kardeşinizi risalelerde görüp sohbet edebilirsiniz. Ehli hakikatin sohbetine zaman, mekan mani olmaz. Manevi radyo hükmünde biri şarkta, biri garpta, biri dünyada, biri berzahta olsa da rabıtayı Kur'aniye ve imaniye onları birbiriyle konuşturur. Maşallah, barekallah. Keramat-ı Aleviye'nin risalet Nur'a imzasını bu zamanda tam tasdik ettiren Keramat-ı Kalemi Alevi, Ali ve Kur'an'a çok kıymetdar hizmeti ve Mucizat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam harika bir kerametini gözlere gösteren ve Kur'an'ın altın bir anahtarı olan kalemi hüsrevi değil yalnız bizleri, belki ruhanileri ve melekleri de sevindiriyorlar. Bu defa elmas kalemli mübarekler tarafından bir sual var. Şimdilik cevap elimde değil. Eğer elime verilse size gelir. Her gün hatırımda bulunan rüştü, Re'fet, Süleyman, BM ve HK ve Abdullah ve isimlerini beyan etmediğim kıymetdar kardeşlerim ile hususi konuşamadığımdan gücenmesinler. Çünkü hizmetinizin azameti ve ehemmiyeti ve muarızların kuvveti ve şeytaneti nispetinde ihtiyata ve dikkate mecburuz. Hafız Ali ile Hüsrev'in birbirleriyle ciddi bir mahviyet içinde kardeşlik irtibatları, Risale-i İhlas'ın tam sırrına mazhar olduğunuzu bana ihsas etti. Ümitlerimi fevkalade kuvvetlendirdi. Ben daha ziyade yazacaktım. Fakat şimdi birisi postahaneye gitmek üzere olduğu için acele ettiğinden kısa kestim. Duanıza muhtaç Said Nursi radıyallahu anh. Bismihi subhanahu ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bi'adedi aşirati dekayiqi eyyamil firak. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniyede kuvvetli, dirayetli arkadaşlarım. Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet şahs-ı maneviye göre olur maddi ve ferdi ve fani şahsın mahiyeti nazara alınmamalı. Hususan benim gibi bir biçarenin kıymetinden bin derece ziyade ehemmiyet vermekle, bir batmanı kaldırmayan zayıf omzuna, binler batman ağırlığı yüklense altında ezilir. Lillahilhamd Risaletün Nur, bu asrı belki gelen istikbali tenbir edebilir bir mucize Kur'aniye olduğunu, çok tecrübeler ve vakıalar ile körlere de göstermiş. Ona ait medhü senanız tam yerindedir. Fakat bana verdiğinizden, binden birine de kendimi layık göremem. Yalnız pek büyük bir nimete ve muvaffakiyete, sizin gibi hakikatlı talebelerin iştirak ve sayu gayretleriyle mazhariyetim noktasında Risale-i Nur hesabına ebede kadar iftihar ederim. Nur İskele memuru Sabri kardeş, Sabri, Süleyman ve Hüsrev üçünüzün sohbetinde benim de iki cihette, belki üç cihette iştirakim var. Nur Fabrikası nam sahibi Hafız Ali kardeş, fevkalade mektubun ehemmiyetsiz şahsiyetim hariç kalmak şartıyla bana harika göründü. Senin halis ve yüksek dirayetin terakkide olduğunu gösterdi. Bana işte çok Abdurrahmanları taşıyan bir Ali dedirdi. Mustafalar, küçük Ali, mübarek ve münevver kardeşler. Mektubunuz Büyük Ali'nin mektubu gibi acip bir hakikati ifade eder. O hakikat Risale-i Nur hakkında haktır. Fakat benim haddim değil ki o hududa gireyim. Evet, ulema-u ümmeti ke enbiya beni İsrail ferman etmiş. Gavs-ı Azam Şah-ı Geylani, i̇mam Gazali, İmam-ı Rabbani gibi hem şahsen hem vazifeten büyük ve harika zatlar bu hadisi kıymetdar irşadatlarıyla ve eserleriyle fiilen tasdik etmişler. O zamanlar bir cihette ferdiyet zamanı olduğundan hikmet-i rabbaniye onlar gibi feritleri ve kutsi dahileri ümmetin imdadına göndermiş. Şimdi ise aynı vazifeye fakat müşkülatlı ve dehşetli şerait içinde bir şahsı manevi hükmünde bulunan Risaletün Nuru ve sırrı tesanüt ile bir ferdi ferit manasında olan şakirtlerini bu cemaat zamanında o mühim vazifeye koşturmuş. Bu sırra binaen benim gibi bir neferin ağırlaşmış müşeriyet makamında ancak bir dümdarlık vazifesi var. Refet kardeş, senin ile hiç olmazsa her dört günde bir kere görüşmeye ihtiyaç ve iştiyakım varken, dört sene sonra hususi görüşebildik. Senin gibi hem kıymetdar, tesirli diliyle ve kuvvetli, letafetli kalemiyle, risalet Nur'a çok ehemmiyetli hizmet edenler, her vakit hatırımda manevi muhataplarım, ve hayalen yanında hazır arkadaşlarımdırlar. Risaletün Nur'un fevkalade tesirli intişarı, nazar dikkati celbetmesinden şimdilik ziyade ihtiyat lazımdır. İktisat risalesiyle çocukların taziyenamesi risaleleri gönderilse münasiptir. Umum kardeşlerime, hususan haslarına birer birer selam ve dua ederim. Ve o mübarek, ve kıymetli arkadaşlarımın hatırları için hem akrabalarını hem karyelerini kendi akrabam ve karyem içine alıp öylece dua ederek manevi kazançlarıma teşrik ediyorum. Aziz, sıddık, fedakar, vefakâr kardeşlerim, sizler ile muhabere edemediğimin sebebi fevkalade bir dikkat ve tazik ve tecrit altında bulunduğumdur. halık Rahimime hadsiz şükürler olsun ki, kuvvetli bir sabır ve tahammülü ihsan ederek sui kaslarını akim bıraktı. Burada müfarekat zamanımın her bir ayı bir sene hapsi münferit hükmünde ezici olduğu halde dualarınız berekatı ile İnayeti ilahiye her günümü bir ay kadar mes'udane bir ömre çevirdi. Benim istirahatim cihetinde merak etmeyiniz. Rahmetin iltifatı devamdadır. Sabri kardeş, sabırlı ol. Ehemmiyetsiz ve zararsız olan vehmi ve asabi hastalığına ehemmiyet verme. Şifaya dua edilmekle beraber zararsız, hatarsızdır. Çünkü eğer hatarat seyyiye ise, nasıl ki aynede temessül eden pislik pis değil ve aynedeki yılan sureti ısırmaz ve ateşin timsali yakmaz, öyle de kalbin ve hayalin aynelerinde rızasız, ihtiyarsız gelen pis ve çirkin ve küfri hatıralar zarar vermezler. Çünkü ilmi usulde tasavvuru küfür küfür değil ve tahayyülü şetim şetim olmaz. Hasene ise nurani olduğundan tasavvur ve tahayyülü dahi hasenedir. Çünkü aynede nurani'nin timsali ziya verir, hasiyeti var. Kesifin misali ölüdür, hayatsızdır, tesiri yoktur. Eğer sair teellümat ruhaniye ise, sabra, mücahedeye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Çünkü em ve yesin vartasına düşmemek hikmetiyle, havf ve reca müvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kabz bast haletleri, celal ve cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi, ehli hakikatçe medarı ı terakki bir düsturu meşhurdur. Şamlı tevfikin ihtiyatını takdir etmekle beraber, eski kıymetdar hizmetlerinin onun defteri amaline daimi bir surette yazı yazmaları için o dahi daimi çalışması gerekti. Şükür yine elmas kalemiyle vazifesine başlaması ruhumu ümitler ve iştiyaklarla neşelendirdi. Barla hayatını hasretle hatırlattı. Sabri kardeş, imamet vazifesinde risalet Nur'a zarar yok. Ruhsatla amel niyetiyle şimdilik çekilme. Hüsrev kardeş, Beşinci şuanın kıymetini tam beyan ve takdirin beni çok mesrur etti. İkinci defa yaldızlı bir Kur'an'ı yazdığın beni fevkalade müferrah etti hem benim için de yeni risaleleri mübarek kaleminle haşiye Medarı hayret bir lütfu bereket gül fabrikasının katipliğiyle Risaletün Nura intisap eden Hüsrev iki buçuk sene evvel bir küçük şişe gül yağı göndermişti. Mütemadiyen istimal ettiğim halde daha bitmedi, devam eder. Kardeşiniz Emin yanımdadır bu berekete şehadet eder, hem size selam eder. Hem benim için de yeni risaleleri mübarek kaleminle istinsa ettiğin, beni minnettarlık hissinden mesrurane ağlattı. Rüştü ve re'fetin sıhhatleri ve kemali sadakat ve sebatları hazin endişelerimi izale etti. Isparta talebeleri hatırları için ben Isparta'yı kendi karyem Nurs ile beraber duamda dahil ediyorum. Hatta emvatına Nurs emvatı gibi dua ediyorum. Hakiki vatanım ve memleketim nazarıyla o vilayete bakıyorum. Makinesi kuvvetli Ali kardeş, sizlerin halisane ve ciddi faaliyetinizden, Risale-i Nur'a sizler gibi sarsılmaz çok talebeler zuhur ve devam ettiklerini ümid ederdim. Bildiğim Abdullah gibi ve bilmediğim umum kardeşlerime selamımı ve bütün manevi kazançlarıma onları teşrik ettiğimi tebliğ ediniz. Muhaberemde isimlerini yazmadığım ve hatırımda yazdığım kıymetli kardeşlerimle çok alakadarım. Kardeşlerim, çok ihtiyat ediniz. Münafıklar çoktur. Mümkün oldukça risalelerin buradan irsal edildiğini söylemeyiniz. Ta Risale-i Nur hizmetine zarar gelmesin. Ma teessüf ben burada bütün bütün yalnız kaldığım için çok ehemmiyetli hakikatler yazılmadan, kaydedilmeden geldiler ve gittiler. Kule önünün halis ve ciddi ve mübarek çalışkanlarına ve İslam köyünün sadık ve gayretli ve kesretli talebelerine ve Barla'da vefadar ve kıymetli dostlarıma ve bilhassa Eğirdir'de fedakar ve vefadar hakkı ve Mehmet gibi kardeşlerime ve sair umum ihvanıma binler selam ve dualar. Dualarınıza kuvvetli itimat eden ve çok muhtaç bulunan kardeşiniz, سيد نُرْسِي رضي الله عنه